Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine çok güzel limonlu bir kek yapacağız. Limonlu tart kek yapacağız. 4 adet yumurtam var. 4 adet yumurtanın yumurta akları ve yumurta sarılarını ayırdım. Şimdi bu yumurta aklarının üzerine bir fiske tuz ekleyeceğim. Mikserle yaklaşık 1 dakika kadar çırptıktan sonra şekerimin yarısını yumurta aklarına ilave ederek çırpmaya devam edeceğim. Evet, şöyle tıraş köpüğü kıvamına geldikten sonra çırpmayı bırakabilirim. Şimdi burada yumurta sarım var. 4 adet yumurtalarım var. Üzerine geri kalan şöyle 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Bir su bardağı sıvıya ekledim. Bir su bardağından bir parmak eksik sütümü ekliyorum. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Üç yemek kaşığı limon suyu. Bir vanilya. Vanilya esansı kullanıyorum. İsterseniz paket halindeki vanilyayı da kullanabilirsiniz. Üzerine ununu da ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik un. Toplam ölçülerini yazacağım videonun açıklama bölümünde. Oradan bakabilirsiniz. Bir kabartma tozu. Ve bir çay bardağı nişasta. Şimdi artık yumurta aklarımı, yumurta sarılarıma ekleyebilirim. Ve soldurmadan karıştırıyorum. Kek harcımı yağlanmış kalıbıma alıyorum. Sıcak fırında 175 derecede pişireceğim. Üzerinin kreması için 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta. Şöyle 1 yemek kaşığı da un ekledim. Karıştırıyorum. Sonrasında ocağıma alıp muhallebi kıvamında pişireceğim. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocağıma kapatıyorum. Bakın şöyle ben size kıvamını da göstereyim. Ocağımı kapattım.
Şöyle bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekliyorum. Karıştırıyorum. Benim fırınımda kekim 30-35 dakikada falan pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Şöyle bir kürdan testi yapın. Kürdanınız temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir. Şu anda kekim fırın sıcaklığı geçmiş durumda ama hala sıcak. Şöyle hemen ters çeviriyorum. Kenarlarından şöyle taşmış ama hiç önemli değil. İsterseniz eğer sizi rahatsız edecek olursa böyle kesebilirsiniz. Burada 100 ml kremam var. Süt kreması. Şimdi bunu mikserle çırpacağım. Sonrasında soğuyan muhallebimi ekleyeceğim. Şöyle biraz da şu kremamı mikserle çırpmak istiyorum. Biraz parlaması için. Ve bu iki güzelliği karıştırıyorum. Soğuyan kekimin üzerine de hazırlamış olduğum kremayı yerleştiriyorum. Evet, kekim hazır. Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız da olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.